Uykumdan uyandıran hani çok şiddetli kalp çarpıntılarım oluyor. Hani bu normal midir yoksa endişelenmem mi lazım? Yani demin de bahsettim, çarpıntı böyle uykudan uyandıracak kadar çarpıntı duyuyorsanız yani muhakkak bir kardiyoloğa gözükün yine. Bir ekokardiyografiniz yapılsın, bir holteriniz takılsın. Evet, ben 50 yaşındayım hocam. Yani sigara içiyor musunuz? Ailenizde işte kalp hastalığı var mı? Yok, kullanmıyorum. Sigara, alkol şeker hastalığı var mı? Ama ritim bozukluğum çok oluyor. Hani çok fazla çarpıyor kalbim. O çarpma ya da bir terleme oluyor. Sanki içinden bir şeyler akıyor. Evet. Yani önemli olabilir. Muhakkak gittiniz herhalde kardiyoloji doktoruna. Muayene oldunuz. Oldunuz mu? Olun yani eğer gitmediyseniz. Muhakkak bir ekokardiyografi yaptırın. Evet. Muhakkak gidin. Yani bu, çünkü bu ara ara hani basit bir çarpıntı bile olsa, yani hani kalpte herhangi bir problem olmasa bile en azından onun holterle bir bakıp nasıl bir çarpıntı türü olduğunu görmek lazım. Gerekirse basit bir ilaçla belki halledeceğiz. Belki daha da ileri tetkikleri gerekecek. Belki kapaklarınızda problem var, belki damar tıkanıklığınız var. Çünkü yaş 50, yani sinir geliyor. Muhakkak baktırmanız lazım. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Sağ olun, Hatay'a sevgiler. Peki hocam, yaşa göre de o zaman tedavi olanakları ve seçenekleri farklı diyebilir miyiz? Tabii, yaşa göre değerlendiriyoruz hastayı. Risk. Burada önemli olan risk faktörleri. Çünkü yaş biliyorsunuz önemli risk faktörü. Hı-hı. Yaş arttıkça damar tıkanıklığı riski, işte kalpte problem olma riski artıyor. Hı-hı. Yaşlanınca ne oluyor? Hem koroner arterlerde damar tıkanma ve daralma riski artıyor. Aynı zamanda kapaklarda da problem gelişiyor yaşlarda. Özellikle kapaklarda dejeneratif kapak hastalığı dediğimiz kapak hastalıkları son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde en sık kapak hastalığı problemi. Eskiden hani romatizmal kapak hastalıkları çoktu. Evet. O artık azaldı. Türkiye'de de azaldı. Özellikle gelişmiş ülkelerde hemen hemen bitti ama bu sefer ne çıktı? Yaşlılık süresi uzadı. Yaş ömür uzadı. Şimdi böyle 80'li 90'lı yaşlarda artık neredeyse böyle 80 yaşları yaşlı demiyoruz. Yani o hale geldi. Öyle olunca bu kapaklarda kireçlenmeler ve dejeneratif bozukluklar artmaya başladı. Özellikle bu aort kapaktaki kireçleme, işte aort stenozu diyoruz, aort darlığı diyoruz. Çok ciddi bir sağlık problemi. Yani mitral kapakta da hani kireçlemeler olabiliyor. Mitral kapakta da kireçlemeler ve kapakta kaçaklar, mitral kapak yetmezliği olabiliyor. Ama en büyük problem aort darlığı gibi duruyor şu anda. En çok kireçleme çünkü aort kapak doluyor yıllar içerisinde. Yani bunların tabii işte cerrahi tedavileri var. Başka tedavileri de var. Peki vücudumuzun kalp dışında yaşadığı sağlık sorunları konunun başında kilodan mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Kalp hastalığı mutlaka tetikliyor o zaman değil mi hocam? Kilo sadece kalp değil bak. Evet. Her şeyi tetikliyor. Her şeyi tetikliyor. Kanser de mesela. Evet. Kanser de en büyük sebeplerinden bir tanesi. Evet. Biliyorsunuz biz kanser hücresi şekeri 300 kat daha fazla kullanıyor. Yani şekeri çok seviyor. Şekeri yedikçe o kanser hücresi daha çok şekerden besleniyor. Yani şeker yani sadece kalp değil yani. Evet, tüm organlarımızda. Tabii. Ve kanser biliyorsunuz dünyadaki en iki tane önemli sağlık problemi var. Evet. Birisi kanserler, birisi kalp damar tıkanıklıkları. Önlenebilir, kontrol altına alınabilir ama erken teşhis anlamında değerli hocalarımıza mutlaka sinyal vücudumuz verdiğinde başvurmamızda fayda tabii, var değil yani mi hocam? Kalp hastalığı için bizim için önemli olan biliyorsunuz kalp krizi geçirmeden teşhis etmek. Teşhisi yakalamak. Yani maalesef bazı kişiler çok şanssız bu konuda. Hiç belirti vermiyor. Belki risk de yok ailesinde. Mesela ailesinde yok, sigara da içmiyor, işte kolesterol de, her şey de iyi olabiliyor. Ama bu kişiler işte mesela orada plak, dediğim gibi anlattığım plak. Evet. Bir şekilde hani belki basit bir stresten, belki durup dururken de olabilir. Çatlıyor ve aniden tıkanıyor. Ve aniden tıkandığı için hiç daha önce de belirti vermediği için de ani kalp krizi, işte ani kalp krizi geçirdiğin zaman da yani bir kısmı maalesef kaybediyor. O anda kalp durabiliyor.